Şimdi yeni şiiri yazalım bakalım. Felaket. Kavayi. Zevk. Varlık. Talihsizlik. Karşılıksız. Kasırga. Fantezi. Tutsak. İç yüz. Evren. Ölüm. Olağanüstü. İğrenmek. Kafes. Ebediyet. Katliam. Renk. Affetmek. Depresyon. Şehvet. Evet, tamam. Bedava bu oyun. Selam Sayarı. Hadi geçelim. Ya da ikinci şiir de bitti. Üçüncü şiirden sonra olaylar başlıyor. Buraları da geçiyoruz. Hadi şiirleri okutak. Vurma lan. Bu ne kurabiye mi? Kim attı lan bunu kurabiye? Türkçe yemeği nereden indirdim? Dün bir arkadaşım link gönderdi de oradan şey yaptım. Onun dışında maalesef. Psikolojik korku zaten. At istiyorsan tikpet. Ne oldu, dayanamamışsın, geçiyorum. Evet. Artık olaylar olsun çünkü. Düşün, ben 6,5 saat şey yaptım. 4,5 saat boyunca okudum. Yani artık sen düşün. Sen delirmişsin ya. Ha. Hadi şiirleri okutak. Aha. Hangi kitap? Kitabı göster bana. Eğer kitabı dokunan... Bana ödünç verdiğin kitap. Kitabı biz görüyor muyuz Berke? Efendim? Berke, kitabı görüyoruz mu? No, göremiyorsun. Hmm. Söyledi mi konusunu kitabın? Hayır. Belki de geçmişimdir. Ha yok, tamam. İnsanı içine çeken ve insanların kendinden bir şeyler bulabileceği bir hikayesi var. Konusu neydi? Kitabın adı Mark Kaff'ın Portresi. Aklıma direkt şey geldi. Dorian Gray'in Portresi geldi. Kitabı da çok seviyorum. Ön kapağında meşhum görünümlü bir göz sembolü var. Bakalım neymiş? Uzun süredir kayıp olan kız kardeşinin yanına taşınan liseli bir kız hakkında. Kızın hayatı kız kardeşinin yanına taşınır taşınmaz gerçekten garipleşmeye başlıyor. Kız bir insan deneyi hapishanesinden kaçan kişiler tarafından hedefleniyor. Hayat tehlikedeyken çaresiz bir şekilde kime güveneceğini seçmesi gerekiyor kızın. Ne bu, kendi hikayesi falan mı? Kendiyle mi özdeşleştirmiş? İlluminati.
Ne yaparsa yapsın ilişkilerin çoğunu yok etmiş halde buluyor kendini ve hayatı mahvolmaya başlıyor. Oo. Biraz karanlık sanki, küçücük bir karanlıklık var. Biraz mı? Biraz karanlık sanki. Ben karanlık hikayeleri severim. Ben de karanlığım Yuri. Karanlık tarafıma hoş geldin Yuri. Aa, hikayede anlattığı kız kim acaba? Kendisi mi? Kendisi de mi? Bilemiyorum. Baş karakter kötü adamın planlarına kendi tek taraflı ahlak anlayışının karışmasına izin verdiği için nangit ilan ediliyor. Yogbo 3 lira göndermiş, iyi geceler demiş, teşekkürler. Laylay 2 lira göndermiş, abla sana aşığım, cidden ciddi aşığım demiş, teşekkür ederim. Yuri'ye net yürüyoruz bu arada ya. Özür dilerim. Hey, özür dilemene gerek yok. Ama seni benimle alakalı bir konuyla ilgili uyarmalıymış gibi hissediyorum. Ha, tamam. Ben de dedim, ne oldu acaba? Tamam, söylemezsin tuhaf bir şey ya. Bu sadece okumaya tutkun olduğunu gösteriyor. Hiç değilse dinleyebilirim seni. Allah! Ben de ne yürüdüm, hepsine aynı anda yürüyorum, koşuyorum ya. Hemen okuyabiliyor muyum? Ben de okumak istiyorum ya. Ben de görmek istiyorum. Görüyor muyuz kitabı? No. Oho, kitapla ilgili hiçbir şey yok. Oturmaktan sıkıldım yemin ederim ya. Kitabı şeyde görüyorsun. Oyunun dosyalarında gizli şey var. Kod var. Kodu çevirerek görüyorsun. Ay. Ama bayağı uzun. Sıkıldım oturmaktan. Yemin ediyorum darlandım. Tamam. Peki şu an var mı? Bakayım mı? Ha? Atayım mı kodumu sana? Şu an var mı? Ben kodu. Yok. No. At da okuyor. Var aslında galiba. Şeyi aç, Yuri'nin dosyasını aç. TXT olarak. Bir dakika. Olabilir. Karakterler. Yuri. Ne olarak? TXT mi? Aha, TXT. Bir dakika. Aha. Çok iyi kanka. Tamam, base 64 koduna çevir onu. Base 64 kodundan dur. Çevir onu. Bu. Bu ne? Çok uzun. Dedim sana uzun diye. Bu ne miç? Bir dakika. Nereden açacağım? Bekle. Base64decode.org. Hadi bakalım. Bu ne? Çok uzun bu. Bu eğer bu notu üzerinde kalp olan küçük bir ahşap kutuda bulduysan o zaman tebrikler. Muhtemelen bunu okuyan ilk kişisin. Bunu kimseyle paylaşmayı düşünmüyordum. Ama her nedense bir insanın yabancı birinin bu notla karşılaşıp bir kelime okuyacağını düşününce heyecanlanıyorum. Okumuşsun değil mi onu? Abi merak ettim. Bayağı uzun. Çok uzun. Ve normalde o İngilizceydi. Bak Türkçe çevirisini yapan adam kodu da Türkçe'ye çevirmiş. Oha! Normalde İngilizce çıkıyordu. Ne anlatıyor peki? Özet geç. Okumadım. Okumadın mı? Aa. Çok önemli bir şey de creepypasta hikayesi ya. İnter yöntemleri, ilmik nasıl yapılır, tehlikeli ev kimyasalları, karbon monoksit zehirlenmesi gibi çeşitli aramalar vardı bayağı. Linda intihar etmeyi düşünüyordu anlaşılan. Linda kim bu... ya? Oyun yapımcısının yazdığı bir tane şey işte. Creepypasta hikayesi ya. Ha. Onun için bir senede çıktı işte çevirisi. Bunları çevirecekler diye.
Ama yanından geçerken sana bakan kişi seni öldürmenin nasıl bir his olduğunu düşünüyor olabilir. Elimde olsa onlara bugün her şeyi anlatır, kararı onlara bırakırdım. Ama kim bilir, belki bu sefer şansım yaver gitmiştir ve o kişi sensindir. Ya. Tamam, devam edelim. Geçiyorum buralara. Ben de OBS var, OBS kullanıyorum. Aha, kitap. Yuri sol kolunu kaldırıp kitabın sol tarafını baş parmağıyla işaret parmağın arasını tutuyor. Aynı kitabı mı okuyoruz şu an? Tatlı. Tamam, dizlerim acıdı şu an. Devam. Selamlar Ahmet. Bunun gibi birçok şifre olayı çözüp açıklamışlardı videoda. Oyun bitince izle istersen. Zaten ben izlemiştim aslında birkaç videosuna. Birkaç dedim, 3 video izledim. Ama tamamını bilmiyorum. Eskisinden daha baksana. Bir Sayori'ye yürüyorum, bir Yuri'ye yürüyorum. Hepsinden etkileniyorum falan, bayağı iyi. Aslında biraz dikkatimi dağıtıyor. Sanki Yuri'nin yüzünün sıcaklığını hissedebiliyor gibiydim. Daha sonra göz ucuyla görebiliyorum. Hazır mısın? Göz göze de kaldığımızda reis onlar sana yürüyor. Bence ben de hepsine yürüyorum ya bu arada. Bak nasıl bakıyor bana. Göz ucuyla ona. Burak 10 lira göndermiş. Kral ben kaçıyorum. Sen PTT ile oradan yazarsın bana, iyi geceler. Bir de iyi yayınlar. Eyvallah kral, sen kendine iyi bak. Oradan yazarsın bana, iyi geceler. Optum Body, iyi yayınlar. Yürü artık, bana sayfayı çevirmeye hazır olup olmadığımı sormuyor. Onun yerine tamam. Onunla birlikte kitap okuyun. Ana karakter bana biraz seni hatırlatıyor. Öyle mi düşünüyorsun? Ne bakımdan? Hayda, oyun sensin sıkıcı. Tamam, geçiyorum abi. Her yeri geçiyorum. En başta her yerini geçiyorum o zaman ya. Böyle olmuyor bu iş. Geç. Relationship goals, evet. Evet, psikolojik. Şiirimi ilk yine Yuri'ye gösterelim. Bu sefer beğensin. Bu sefer beğenecek mi acaba? Hızla öğrenirim canım. Görüşürüz. Yarın sınavım var. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Yürü fark edilir bir şekilde yutkunuyor. Elleri bile terli gözüküyor. Buna alışkın değilim. Hadi senin şiirini okuyalım artık. Rakun. Gecenin köründe suçluluk duygusu uyandıran bir atıştırmalık için ekmek keserken oldu olan. Dikkatim penceremin dışındaki bir rakunun koşuşturuşuna çekildi. Bu sanırım sıra dışı bir insan olduğumu gösteren garip eğilimlerim ilk fark edişimdi. Bilinçaltım sonuçta ne çok iyi biliyorken rakuna bir dilim ekmek verdim. Bir kez beslenen bir rakun her zaman daha fazlasını isteyeceğini iyi bilerek. Ekmek bıçağımın çekici güzelliği alametti. Ekmek benim aç merakım. Rakun bir dürtü. Evet. Ay daha bütün bir evreye geçiyor ve bıçağımdan daha fazla ışık yansıtıyor. Rakun dostumun gözlerinde parıldayan ışığın aynısı. Taze ve yumuşak ekmeği dilimliyorum. Rakun heyecanlanıyor. Veya sadece yeni memnun olmuş olan hayvana duygularımı aktarıyorum. Rakun beni takip etmeye alıştı. Birbirimize epey alıştık denebilir. Rakun gitgide daha da sık acıkmaya başlıyor. O yüzden ekmek her zaman daha kullanışlı oluyor. Ekmek bıçağımı her salladığımda rakun bana heyecanını gösteriyor. Ani bir heyecan. Klasik Pavlov koşullanması.
Ekmeği dilimliyorum ve kendimi bir kez daha besliyorum. Wow. Anladım hocam. Sence? Şimdi Sayori'yi okutalım bakalım. Şimdi Sayori'nin şiirini okuyalım. Yuri'nin torbacısı kim acaba bilemiyorum. Rakun herhalde. Bakalım bakalım neymiş. Ha, şimdi Şişeler isimli şaheser'e geçiyoruz. Ay dur, yanlış şey açtım, bir dakika. Kafa derimi bir kurabiye kavanozunun kapağı misali açıyorum. Bu tüm hayallerimi sakladığım o gizli yer. Küçük neşe topları, kedi yavruları gibi birbirlerine sürsünüyorlar. Baş parmağım ve işaret parmağımı içeri uzatıp bir tanesini çıkartıyorum. Sıcak ve gıdıklayıcı. Ama boşa harcayacak vakit yok. Güvende tutmak için bir şişeye koyuyorum. Ve şeyi diğer şeylerin olduğu rafa kaldırıyorum. Mutlu düşünceler, mutlu düşünceler, mutlu düşünceler şişelerde. Hepsi bir arada. Koleksiyonum bana pek çok arkadaş kazandırıyor. Her bir şişe hataları telafi etmek için bir yıldız ışığı. Bazen arkadaşım bir şey hissediyor. Hemen bir şişe günü kurtarmaya geliyor. Her geceyle birlikte daha çok rüya. Her arkadaşla birlikte daha çok şişe. Parmaklarım gitgide derinlere iniyor. Karanlık bir mağarayı keşfediyormuş gibi köşe bucakta gizlenen sırları buluyor. Kazıyor da kızıyor, eşeliyor da eşeliyor. Ne? Gerçekten sıkılmadın mı? Ne? Şişe kapaklarımın üstünden tozu üflüyorum. Sanki hiç zaman geçmemiş gibi geliyor. Boş rafıma birkaç şişe daha iyi gider doğrusu. Arkadaşlarım kilitli ön kapımın deliğinden içeri bakıyor. Sonunda işim bitiyor. Kapımı açıyorum ve arkadaşlarım geliyor. Geliyorlar, acele bir biçimde. Şişelerimi bu kadar mı çok istiyorlar? Hemencik alıyorum şişeleri raftan, teker teker. Arkadaşlarımın her birini uzatıyorum, her bir şişeyi. Ama ne zaman bir şişeyi bıraksam, ellerimden ayaklarımın altındaki fayansa düşüp parçalanıyor. Mutlu düşünceler, mutlu düşünceler, mutlu düşünceler. Yerde paramparça. Arkadaşlarım içindiler halbuki. Gülümsemeyen arkadaşlarım için. Hepsi bağırıyor, istiyor bir şeyi. Ama benim tek duyduğum şey kafamın içindeki yankı, yankı, yankı. Wow. Sayori-chan, ne yaptın Sayori-chan? Şimdi sıra Natsuki'de. Natsuki'nin şiirini okuyalım. Bakalım yine 3C sınıfından Natsuki arkadaşımız ne yazmış? Tüh. 2C pardon. Şimdi Monika'nınkini okuyalım. Şiir bilmiyorum, açılmadı. Yazmadı herhalde, okumadım ya. Kaydet beni. Renkler durmuyorlar. Parlak, güzel renkler. Parıldayan, yayılan, delip geçen. Kırmızı, yeşil, mavi. Bitmeyen. Bir nefoni? Kakofoni. Galiba. Anlamsız seslerle dolu olan. Gürültü durmuyor. Şiddetli, nahoş dalga biçimleri. Gıcırtılı, cırtlak tiz. Sinüs, kosinüs, tanjant. Bir pick-up'ta kara tahta çalar gibi, pizza kenarında bir plak çalmak misali. Bitmeyen bir şiir, anlamsız. Devam et benden. Oni-chan Yemete! Oni-chan! Bir dakika.
Hadi geçelim, üçüncü şiire geçiyoruz artık. Heyecanlı kısımlara geleceğiz inşallah, kısmetse. Artık ne olur ya. Gerçekten artık ne olur yani. Evet, bitirdik hadi. Selamlar yayınlar. Selamlar Pitos, hoş geldin. Geçiyorum buraları da. İlacımı içtim mi diye bir düşündüm de. Şimdi abi son şiiri yazacağım. Ondan sonra düzelecek her şey, oyun falan. Daha doğrusu karışacak ortalık iyice. Midemde kara delik var. Evet, midemde kara delik var galiba ya. Monika şiirini okuyor falan. Geç 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 geç. Şiirleri okumayı seviyorum ya. Şiirleri okuyacağım. Cizrigin hoş geldin. Pis tostmuş. Yan... Of, pis tost paymış. Özür dilerim ya. Anlık bakınca herhalde şey yapıyorum. Biraz daha yavaş vurayım. Mekanik klavye sesleri, ben özür dilerim. Biraz daha sessiz sessiz vursam. Yok mu ses, geliyor ses hala. Hani büyük gün az kaldı. Hadi 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 hadi. Basılı tutunca olmuyor. Maalesef. Tuğkan abim yayınlarsa dedik, pazar günü nasıl bekleyeceğim? Eve Yuri ile yürürdüm. Neredesin? Ya Yuri ile bak bak işte ya. İkinci şiirler falan bitti. Festivali birkaç gün var falan. Sayori'yi niye sattın? Sayori umurumda değil çünkü. Her türlü Yuri. O seninle hep yürümedi mi? Bana ne abi? Umurumda değil. Ürkütücü. Kontrol edilemez. Evren. Felaket. Arzulamak. Kemirmek. Aciz. Portre. Acaba neyi sever bizim çocuk ya? Düşünüyorum şu an. Kemir beni ne ya? Çözümleme. Işıldamak. Sonu gelmez. Kefaret ödemek. Ne diyek başka? İmrenmek. Şapşal. Ruh sıcak. İntihar. Tutku. Tutsak.
Entelektüel. Vertigo. E-posta ne ya? Düşünsene içinde e-posta geçen şey yapıyorsun. Hello Gözde. Hello. Hoş geldiniz. Sonsuz. Oh. Nereden baksan iyi şiir yazdık ha yine. Var ya. Bak keşke şu yazdığım şiirleri okuyabilsem. Tek istediğim var o da bunu yapabilmek ya. Tamam. Geri döndüm. Ben geldim. Hoş geldin. Nereden geldiniz lan bir anda? Abi kız piyano çalıyor ya. Tamam. Üçüncü şiirler de geçtikten sonra orada. Olaylar karışıyor. Buraları geçiyorum. Sıkıldık geldik. Nereden? Tam Ferit yayını kapalı. Anladım. Evet, buraları da geçiyoruz hemen. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok değer verdiğimizden kaybediyoruz aynı Sayori gibi. Abi bunun ya hayır ya alakası bile yok bence bu arada. Bir dakika. Hentai mi? Pardon, Doki mi izliyoruz? Şey, Doki Doki Hentai Club. Onu izliyoruz. Ya sadece Sayori'yi sevmiyorum. Kabul et işte sevmediğim ya. Sevmeyeceğim Sayori'yi. Hoşuma gitmiyor bu hatun benim. Sanji bir şey yazacağım sana TS'den. Bir dakika. Evet yazdım. Devam ediyorum şimdi. Koluma şey geldi bir dakika. Ulan hani oynamam diyordu. Evet sonradan oynama kararı aldım ya. Müzik açık zaten. Müzik sesi var bende. Aha. Tamam. Tamam. Geri döndüm. Geçiyoruz. Orçun Aksoy, Üsra Göner. Oyunu görünce aklıma ilkokulda yaptığım şiir dinletisi geldi. Ama küçükken bizim de öyle muhabbetler vardı ya. Geç. Hikayenin buralarında bir şey yok zaten şu anda ya. O yüzden geçiyorum. Bildiğim için geçiyorum. Yoksa geçmem zaten. Oyunun geriye kalanı çok eğlenceli. En çok... Ne? Ha bir şey yok. Eren'le konuştum ama CTRL'ye basın. Bas konuşta da. Bas konuşsa mı Allah seni kahretmesin. Geçiyorum buralara. Ha. Bak. Şimdi oyunun olayı şu abi. Ben burada Berke'yi canlandırıyorum. Benim Sayori diye bir tane arkadaşım var.
Her zaman işte onunla okula gidip geliyorum, ediyorum bilmem ne. Söyledi de işte edebiyat kulübünün başkan yardımcısı. Ondan sonra işte bu diyor ki bana diyor kulübe katıl, kulübe katıl bilmem ne. Ben de bunun kulübüne katılıyorum. Ondan sonra ben bu üç kızla tanışıyorum. Sayori artı üç kız. İşte Yuri, Natsuki ve Monika. Oha Sayori'yi kullanıyorum dedir bildin. Tabii kullanacağım oğlum. Karı kız bu getiriyor bana resmen. Neyse. Sonra festival dönemi geldiği zaman festival geliyor tamam mı? Bu işte son şiiri yazdık galiba değil mi? Aynen son şiiri yazdık. Son şiiri yazdıktan sonra festival olacak. Festivale gitmeden önce Yuri ile falan işte birlikte bir şeyler yapıyoruz ediyoruz bilmem ne. Ondan sonrasında olaylar karışıyor. Şimdi spoiler vermeyeyim. Ama birkaç olay olacak. Ondan sonra zaten her şey oturmaya başlıyor. Anladınız mı? O yüzden buraları sıkıcı kısımları. Ama burası daha ilerleyecek. Ve daha iyi şeyler olacak. Daha eğlenceli şeyler olacak. Daha doğrusu korkunç şeyler olacak. Ben korktuğum için. Monika'da işte Just Monika. Oyunu izledim. Tamamını izlemedim. Ben şeye kadar geldim. Sayori'ye bir şey oluyor. Sayori'ye bir şey olduğu kısmına kadar geldim. Sonra ben oyunu 6F4 attım. Ve sildim oyunu. Ama şimdi böyle içime dert edindim resmen oynamadığım için. Ama oyunu izlemedim, bitirmedim de. Tamamen ne oluyor onu da bilmiyorum. Göreceğiz. Ben sadece belirli bir kısma kadar geldim yani. Neyim var benim böyle? Hayır Yure. Bence sen doğru olan şeyi yaptın. Bunu yapmanı beklemiyordum ama. Monika'nın insanları öyle yargılaması da doğru değil. Miyasu, nasıl olur da ben kötü bir şey yaptığım zaman bile bana bu kadar iyi davranabiliyorsun? Çünkü yaptığın hiçbir şey senin kafanda abarttığın kadar kötü değil. Hiç kimse mükemmel değildir. Hepimizin duyguları var ve bunları her daim saklayamayız. Ama sen her zaman olanları kafanda abartıyorsun. Zihninde hafif bir sağanak yağış kasırgaya döner. Ah! Hayır. Böyle kötü bir şeyden ötürü benden nefret etmez miydin? Neden senden nefret edeyim ki? Birinden sırf duyguları var diye nefret edemem. Eğer etseydim nasıl bir arkadaş olurdum ki ben? Arkadaş. Öyle mi? Yürüyüp başını kaldırıyor. Miyasu, ne güzel bir his seninle arkadaş olabilmek. Teşekkürler Yuri. Ben de senin arkadaş olmayı seviyorum. Böyle bir şey söylediğim için kendimi garip hissediyordum. Ama Yuri daha iyi hissetsin diye elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Her neyse. Evet. Gidelim mi? Evet. Yuri ile birlikte en yakın çeşmeye doğru yürüyoruz. Su sürahisini doldurduktan sonra sınıfa geri dönüyoruz. Sonra bir anda herkes şenleniyor falan. Ortalık böyle panayıra dönüyor falan. Şurada olaylar falan böyle. İki duygusala bağladık. Tamam geçer yetti artık. Şimdi çay may falan. Çay muhabbetleri. Ay sıkıldım buraları çok sıkıcı. Geç geç. Yürü boş yapma lan. Sayuri'nin neden ipleri çok sevdiğini biri açıklasın. Sayuri ipleri çok mu seviyor? Berke? Berke? Ha efendim. Sayuri ipleri çok mu seviyor? İpleri mi? Ha, biri öyle yazdı. Yo. Yo. İyi tamam. Geç geç. Yuri ile işte birbirimize yürüyoruz falan. Minnoş. Ha. Sesi kapatsana, ben yanlışlıkla DC'yi kapatıyorum mouse'la.
TS'yi mi kapatıyorsun yanlışlıkla? Ya mouse'un çift tıklıyor ya. Kapatıyorum sürekli, buraya giriyorum ya, ses gelmesin. İyi. Sound muted. Microphone muted. Evet, tamam, devam. Yürü kitabı iki eliyle birlikte açıyor. Kitabı okumakta zorluk çekmeyeceğim bir şekilde tutuyor. Ama bunun neticesinde sol kolun neredeyse bacağımın üstünde duruyor. O durumda. Allah! Yürüye mi yediriyor yoksa? Sadece dudaklarını aralıyor. Bu oldukça doğal bir durummuş gibi. Güzel. Şöyle canım uzatıyorsun, şöyle şu şekilde uzatıyorsun. Sonra bir anda şuradan ipi açmaya başlıyorsun falan diyormuşum. Yürü şok. Özür dilerim. Sanırım bunu yapmamalıydım. Ya ne olacak, altı üstü ağzına şey verdi. Çikolata. Konuşamadım. Burayı editlemeyin sakın. Bu ne lan, niye kapanıyor acaba? Ağzına çikolata verdi, evet. Özür dilerim Gözde Çan. Mia Çan. Hayır. Artık tamam. Ay şimdi yine şiir okuma kısmına geldik. İlk Yuri'ye gösterelim. Yine ilk Yuri'nin şiirini okuyalım. Çikolata çikolata, merak etmeyin. Geç 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 geç. Direkt artık olaylar başlasın istiyorum ben. Sahil. Oluşması milyonlarca yıl sürmüş bir mucize. Dünyanın Brahmin'in kaotik bir şekilde yüzeyle kesiştiği yerde. Masmavi bir gökyüzünün altında yaygın bir neşe. Ama gri yuvarlanan bulutların ardında yatan sonsuz bir muamma. Gerçekten bu kızın yazısını okurken acı çekiyorum ben ya. Durun, arkadaşım geldi. Bir saniye, geliyor. Açamadım lan şeyi, kapıyı. Bir an açılmadı, bir şeyler oldu garip garip. Korku yayını mı? Hayır ya. Ne korku yayını? Kankam hoş geldin. Uzaktan açmak ne lan? Nasıl uzaktan açayım? TG Reis, ne yapıyorsun? Abi, saçmasın etrafı her şeyi. Evet. Yine evi dağıttım çok şükür bugün de. Toplamamla dağıtmam birkaç saat alıyor, sürüyor biliyor musun? Ne? İyi, al. İyi, bunu da al o zaman. Arkadaşım geldi ya. Al kankam. Aşure gel. Ne aşuresi lan? O ne alaka?
Geç ya, geç. Allah'ın adını verdim bak, geç ya. Darlandım yemin ediyorum. Bir sigara daha yakalım. Şimdi Sayori'ye gösterelim. Sayori, fena değil dedi. Ne boş bir yayıncıymışsın, donate'imi geri ver. Vereyim. Kaç lira attın? Nasıl geri vereceğim bilmiyorum ama vereyim kankam yani. 25 attım. Tamam kanka. Ben bakarım buradan, kontrol ederim 25 lira göndermiş misin diye. Göndermişsen atarım tabii ki. Seve seve. Şimdi Nasuki'ye gösterelim. Ver paramı, üstüne yatacağım belli. Ya bak çocuk, delirtme beni ya. Atmasaydın abi o zaman. Zorla mı donate attırıyorum ben insanlara? Allah Allah. Böyle bir şey olamaz. Kontrol ederim, atarım. Bu kadar şey olur mu? Böyle bir şey olamaz. Banlayın şunu, bir şey yapın ya. Yemin ederim kafayı sıyırmış ya. Reon Moon Prime'le abone olmuş. Arten Moon. Arten Moon ikinci ayını kutlamış Prime'la. Hoş geldin tekrardan. Aklıma biri geldi. Kim geldi lan? Geri isteyeceksen niye? Ya oğlum. Umurumda değil ya. Böyle bir şey olamaz. Zorla para attık sanki. Para istedik sanki. Her şeyi bilen hanım. Eski bir masal dünyayı dolanan bir hanımdan bahseder. Her şeyi bilen hanımdan. Her cevabı, her anlamı, amacı. Ve aranmış, her şeyi bulmuş güzel bir hanımdan. Ben ise rüzgar akımlarının kurbanı olmuş gökyüzünde başıboş dolanan bir tüy. Gün be gün arıyorum. Ufak bir umutla arıyorum. Efsanenin gerçek olmadığını bilerek. Ama diğer her şey beni hayal kırıklığına uğrattığında herkes bana sırtını döndüğünde geriye kalan tek şey efsane. Human can try this one. Bakalım. Anladım. Her şeyi bilen hanım. Sizsiniz galiba her şeyi bilen hanım. Monika hanım. Siz misiniz o acaba? Tamam. Time outlandı o ya. Geç buralara. Oyun zaten öyle. Yazıdan oluşuyor. Modalımı düşünmüyorum şu anda. Teşekkürler. Geç buraları da.
Evet, buralarda hiçbir şey yok, o yüzden şey yapmana, buralara şey yapmamıza, okumamıza gerek yok. Buralarda bir şey yok zaten. Ben bu sefer Monika'ya yardım edeceğim. Geçen sefer Yuri demiştim. Şimdi Monika'da sıra. Yaşasın, beni seçtin. Hayda. Bak sonra. Abi. Hayda. Kızı üzdüler, ondan sonra başınıza iş aldınız abi. Allah, ortalık karıştı, dur. Abi Monika'yı seçtirmedi ya. Bak kızın hayalleri. Ya bir yardım etmeyeceğim şey ya, Sayori'ye falan ya. Net Yuri'ye yardım edeceğim ya. Al kanka, koydum buraya. Okay. Evet, geçiyoruz. Hadi heyecanlı yerlere gelelim artık ya. Kül döktüm yine. Hadi geç buraları da. Monika çok zalim. Chat uğrunda sigara içmekten çürüttüğümüz yerlerin kalitesi. Evet. Geç hadi artık, yeter ya. Buraları çok sıkıcı. Sayuri daha tatlı Yuri'den. Hayır abi, Yuri daha tatlı.